Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz yeni ortaya çıkan 100 kilometre menzilli denen hava savunma sistemimiz. Bildiğimiz üzere Hisar-U dediğimiz siper adında uzun menzilli bir projemiz var. Ancak birkaç gün önce iki sistemin aslında aynı değil farklı şeyler olduğunu öğrendik. Ve bu doğrultuda Hisar-U'nun gerçek özellikleri açıklanmış oldu. Yani siperden bir önceki sistemin. Üstelik bu projenin gizemli özellikleri ve amaçları var. Bazı yanları bizi son derece heyecanlandırdı. Peki bu sisteme neden ihtiyaç vardı? Özellikleri tam olarak neler veya fark edilmeyen gizemli yanlarından neler çıkarabiliriz? İncelemeye başlayalım. Türkiye'nin hava savunma geçmişi. Çok uzun zamandır gerek siyasi gerek askeri olarak çok fazla gündemdeydi. Öyle ki bu doğrultuda sistemler aldık eskidi, parasını verdik alamadık, hatta aldığımız zaman da ambargolara maruz kaldık. Bu sıkıntı yüzünden sayısız şehitler verdik. Ama aslında tüm bunların da nedeni bizdik. Kendimize ait hava savunma sistemlerimiz yoktu, yapmamız gerekliydi. İşte bunu da şimdilerde yapmaya çalışıyoruz. En küçüğünden en büyüğüne doğru sırasıyla ilerliyoruz. Hisar A ve O'dan sonra sıra sürpriz olan Hisar U sistemimizde. Aslında bakacak olursak bu çoktandır geliştirilen ve bilinen bir sistem. Sadece kamuoyuna yani bizlere duyurulmamıştı. O yüzden de envantere girme süreci önümüzdeki yıllarda tamamlanabilir. Açıklanan özellikleri gerçekten heyecan verici. Şimdi sizinle bu açıklananların derinine gireceğiz. Ama akıllardaki en büyük soruyu cevaplayarak gidelim. Siper gibi sistemler varken böyle bir sistem neden ortaya çıktı? Aslında bakacak olursak bu sistem bir zorunluluktu. Çünkü siper çok kapsamlı ve teknolojik bir proje. Yapabilmek için öncesinden daha ufak bir adım atmak gerekli. Şimdi bu gelişmiş adımı atmış oluyoruz. Bir üstüne bir koyarak gitmek her zaman çıkan sonucun verimini arttırır. Bununla birlikte de dediğimiz gibi siper çok büyük bir proje. Özellikleri kapsamlı mini S-400 ayarında, yani ufak sistemlerle arasında dağ olduğunda bu dağın arasını biraz kapatmalıyız. Buna ek olarak da siper çok pahalı bir sistem olacaktır. Görevleri ve özellikleri üzerinden tahmin edebiliyoruz. Bu da kafanızın estiği gibi her yere koyamayacağınız anlamına gelir. Örnek verecek olursak Ege'deki kıyılarımızı hesaba katalım. Topraklarımız çok büyük olduğundan tüm kıyıyı uzun menzil bataryalarla donatmak yapım olarak çok zor olacaktır. Üstüne buna bağlı olarak yaşayacağımız maliyet problemleri de var. Şimdi bunun yerine Hisar-U sistemimizi koyarsak hem lojistik açısından hem de maliyet olarak rahatlarız. Peki aynı şekilde layığıyla koruyabilir mi derseniz cevabı evet. Özelliklerinde bunu göreceğiz zaten. Ama tüm bunları topladığımızda da Hisar-U'nun askeri açıdan gerekliliğini anlayabiliriz. Bizim için katmanlığımızda üstleneceği görev sayesinde bu işte dünyada tepelerde bile olabiliriz diyelim ve sistemin özelliklerine geçelim. Başlarken ilk olarak şunları bilerek gidelim. Menzil ve irtifa resmi rakamlarken diğer kısımları bu doğrultuda deneyimlerimizle analiz edeceğiz. Sonuçları bu sayede göreceğiz. Bakarsak yeni Hisar-U'nun menzili 100 kilometre, irtifası da 20'den fazla olarak belirtildi. Yani en az 120 kilometre menzil ve 25 kilometre irtifaya sahip bir sistem bekliyoruz. Nasıl olacak derseniz bu tarz şeyler tam olarak açıklanmaz. Bir tık daha az olarak söylenir. Buna ek olarak da sistemimiz 2023 öncesinde envantere girecektir. Bu da siperin açıklarını bir süreliğine kapatabilir. Teknik özellik olaraksa güdüm konusunda aktif radar görmekteyiz. Muhtemelen Aselsan'ın yeni geliştirdiği faz dizinli başlıklardan olacaktır ama bunun garantisi yok. Hedef yaklaştığı zamansa muhtemelen kızılötesi güdüm kullanacak. Bu hedefi net vurabilmek için olmazsa olmaz. Tabi bu iki güdümü verimli kullanmak için çift aşamalı motor da gerekli. Bu da çok yüksek ihtimal füzeye orantılı olarak yapılmıştır. Yani hedefe yaklaştığı zaman ikinci motorunu ateşleyip vurmayı garantileyecektir. Buna bağlı olarak da bu işte yeni olduğumuzdan füze biraz büyük olabilir. Bu da kullandığımız yeni motor ve menzil yüzünden. Kötü mü dersek değil. Büyük olmanın sıkıntıları var ama pek fazla değil. Böyle düşünürsek S-400 füzesi de bir tüp boyutunda.
Devamında Hisar A ve O'da gördüğümüz yassı burun bu füzede olmayacak. Çünkü yüksek menzil olduğu için en az 2,5 Mach'lık bir hız bekliyoruz. Çok hızlı değil, yavaş da değil. Tabi 3-4 olma şansı da var. Ama biz bunu daha çok siper füzesinde bekliyoruz. Birden 4 Mach'lık hızlara ulaşmak öyle kolay değil. Yine sırasıyla ilerlememiz gerekli. Ek olarak hepsinin dışında hava savunma füzelerinin radar değerleri de önemli. Bu kısımda örnek almak için Hisar A ve O'ya bakalım. Mesela Hisar O atış testlerinde bile arkasında çok az duman bıraktı. Belki kısa 25-30 km menzilli bir füze, ancak diğer muadil sistemler tüm ortamı dumana boğabilmekte. Hisar O'nun yakıt tankı ve motoru daha büyük olduğundan duman oranı artsa da her şartta muadillerinden önce olacaktır. Çünkü ilk hisarlarda başarıyı gördük. Bu da kullandığımız motor ve yakıtın başarısı. Radarda görünmesi büyük oranda zorlaşacak. Hava savunma füzesinin radarda görünmesi ne alaka diyebilirsiniz. Fakat füzenin güdümü ve kendisi ne kadar görünmez olursa karşı uyarı sistemleri o kadar geç tepki verir. Tabi bu aynı şekilde bizim hava savunmamız için de geçerli. Düşmanın sistemlerimize attığı her füzeyi görmek zorundayız. Bu yüzden de güçlü bir radara ihtiyacımız var. O da Aselsan AIRS. AIRS aslında siper için geliştirilmiş bir radar. Ancak Hisar O'da kullanılmaması için hiçbir sebep yok. Bütün katmanlı hava savunma sistemi AIRS'ten bilgi alabilir. Tabi bunca güzelliğin üstüne tek bir sorun var. AIRS çok pahalı bir radar. Bunun bir tık alt ve ucuz versiyonu muhtemelen yapılmakta. Çünkü yeni Hisar U'nun biraz maliyet olarak da kurtarmasını istiyoruz. Son olarak geliyoruz bu füzenin muhtemel gizli amacına. Belki de tüm bunların dışında asıl yapılma amacına. O da gemilerimizin VLS hücrelerinde uzun menzilli hava savunma füzesi olarak kullanılmak. Biz bunu siperden bekliyorduk, ancak onun menzilleri büyük olduğundan kendisi de büyük olacak. Bu da gemi VLS hücrelerine sığdıramamamız demek. Gemilerin en büyük sorunu iç hacminin kısıtlı olması. Yapabileceklerinizi zorunlu olarak kısıtlar. Ancak füzeyi başka şekillerde sınırlarsanız Hisar U'da olacağı gibi sığdırma işini halledersiniz. Kendisi en büyük eksiğimiz olan uzun menzil donanma hava savunma eksiğini kapatabilir. Sonuç olarak Hisar U sistemi siperden önce yaramıza bir nebze merhem olmayı başarabilir. Kıtalar arası füzeleri durduramayacak olsa da artık hava sahamızı kolayca kapatmamız mümkün. Çünkü 120 km menzillerden bahsediyoruz. Birkaç bataryayla sonunda Suriye'yi bile kapatabiliriz. Ayrıca gemilerimize de el atabilecek olması mutluluğumuzun bir diğer kaynağı. Çünkü gemilerimizde bu kadar uzun menzilli füzeler yok. Bize katacakları aslında kelimelerin üstünde diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.